Biz öğretmenlerimizle gideriz. Harun Tokak. Geceleri gurbetteki evin balkonuna çıkıyor, saniye saniye sabaha yürüyen karanlığı seyrediyorum. Belli aralıklarla belediye otobüsleri geçiyor. Son otobüste ışıklarını yakarak karanlığı yara yara gidince insanın içine bir yalnızlık çöküyor. Son otobüs sanki semtin bütün seslerini de alıp götürüyor. İnsan kendini daha bir yalnız hissediyor. Bu sene Ramazan tam da yalnızlığı iliklerimize kadar hissettiğimiz günlerde geldi. Gecenin en karanlığında bir hilal gibi gülümsedi yalnızlığımıza. Ramazan'ın kendi içinde derinleşen, derinleştikçe billurlaşan geceleri var. Cennet sabahlarına açılan geceler. Ta tan vaktine kadar yok mu dua eden, duasını kabul edeyim denilen geceler. Kısa bir süre olsa da yeniden çocuk olduğumuz, çocuklar kadar masum olduğumuz geceler. Belki de biz hep çocuktuk, hep çocuk kalacaktık. Lakin yaşanan acılar büyüttü bizi. İçimizdeki korkular, yaralar da bizimle büyüdü. Her Ramazan geldiğinde ta bizim oralardan sıcak katmer kokuları gelir yüreğime. Çocukluğumuzda her akşam bir evden gelen sımsıcak katmerlerle şadırvanın su sesleri eşliğinde açardık oruçlarımızı. Sahur davulunun sesi bile içimize inşirah salardı. Karanlığa açılan evimizin ahşap penceresinden karşı evlerin ışıklarına bakardık. Ne kadar da geride kaldı o günler. Önce ağabeyimle biz şehre okumaya gittik. Sonra kardeşim Hasan gitti. Gün gün eksildik. Önce babamı kaybettik. Anam 20 yıl boyunca o toprak evde yalnız yaşadı. Sürecin başında anamı da kaybettik. Toprak evin ışığı bütün bütün söndü. Artık bir gün o köye dönsek de ne anam var ne de babam. Geçen haftaki kuzeye yolculuğumuzda gördük ki biz yalnız değiliz. Her akşam kalabalık iftar sofralarına misafir olduk. Sohbetler, sahurlar birbirini takip etti. Bir Ramazan sevinci sardı içimizi. Sanki cennetten tatlı bir bahar yeli okşayıp geçti yüreklerimizi. Bir kapıyı kapayan Rabbimizin binlerce kapıyı açtığını gördük. Bir ülkenin başbakanının katıldığı iftarda, herkesin savaşa ve kavgaya koştuğu bir zamanda siz sevgiyi çoğaltıyorsunuz demesi, bir rahibin sizi kıskanıyorum, insanlık barışı için çok güzel adımlar atıyorsunuz ama bu kıskançlık kutsal bir kıskançlık demesi ufkumuzda yeni kapılar açtı. Kuzey yolculuğu sırasında bir akşam Uppsala adında küçük bir şehre uğradık. İçeri girdiğimizde salonda hummalı bir koşuşturmaca vardı. Masalarda İsveçli ailelerle hizmet gönüllüleri beraber oturuyorlardı. 20'ye yakın hizmet gönüllüsünün her biri bir İsveçli dostuyla sadece masayı ve masanın üzerindeki yiyecekleri değil, acı tatlı hatıralarını da paylaşıyordu. Ali Bey'in güzel bir İsveççe ile "Welcome'ın, hoş geldiniz" takdiminden sonra oruçları hakiki sahibine emanet etmek için bir ezan sesi yükseldi salondan. İsveçli misafirler belki de ömürlerinde ilk defa ezan dinlediler. 14 asırdır her mekanı güzelleştiren ezan bu sefer tatlı bir melodi halinde çağıl çağıl Uppsala akşamlarına döküldü. Oturduğumuz yerin yan tarafındaki masadaki İsveçli aile hemen dikkatimi çekti. Hayat tecrübeleri yüzlerine yansımış hanımefendinin başında örtü vardı. Tıpkı Anadolu'daki annelerimiz gibi, iftar davetinin ve davet edilen ortamın ruhuna farklı bir güzellik katma düşüncesiyle başörtüsü takmıştı. İsveçlileri zengin kılan en güzel özellik empati, canlı bir fotoğraf karesiyle karşımızda duruyordu. Kadınlar kendi bereketli elleriyle yapmışlar bütün yemekleri. Gece çok renkli görüntülere sahne oldu. Fatih Bey enstrümanıyla Anadolu'dan esintiler saldı yüreklerimize. Kerime kızımız kendi kemanıyla yerel melodiler sundu. Sahneye çıkan her İsveçli, "Beni iyi ki böyle bir akşama davet ettiniz. Burada derin bir huzur duydum," dedi. Bir ara yanıma genç bir çift geldi. Yanlarında çekik gözlü bir çocukları da vardı. Çocuğun adını sordum, "Ali," dediler. Biraz dikkatlice bakınca tanıdım onları. "Siz Azat ve Aycan'sınız," dedim. Tatlı bir tebessümle onayladılar. Onlarla uzun uzun sohbet ettik. "Hizmetteki abi ve ablalarımı çok seviyorum," dedi Azat. "Neden?" "Ben Türkmenabat ve Türk Türkmen Koleji'nde okudum," dedi. "Biz Sovyet kültür altında yetiştik.
Babam bana bir kere bile sarılmadı ama benim öğretmenlerim bana çok sarıldı. Geceleri gelip yatakhanede üstümüzü örterlerdi. Diğer şehirlerdeki öğretmenlerle ilgili de çok fedakarlıklar duyardım. Bir keresinde Hazar'ın kıyısındaki Türkmenbaşı şehrinin valisi bir gece okulu kapatmak için geliyor. Türk öğretmenler dini bilgiler anlatıyor diye şikayet olmuş. Gecenin bir saatinde koridorda kucağında bir çocuk taşıyan öğretmenle karşılaşıyor. ''Ne yapıyorsun?'' diyor. ''Efendim bu çocuk altını ıslatıyor. Belli saatlerde tuvalete götürüyorum.'' Bu öğretmenlerden bu ülkeye zarar gelmez diyerek dönüp gidiyor. Ben Konya Selçuk Üniversitesi'ni bitirdim. Konya'da hizmetin değişik birimlerinde görev yaptım. Aycan'la evlenmek için 2017'de Türkmenistan'a gittim. Birkaç gün Türkmenistan'da kaldıktan sonra Aşkabat'tan İstanbul'a giden bir uçak eşimle beni de alarak havalandı. Eşim Türkiye'ye ilk defa geliyordu. İçimiz içimize sığmıyordu. Mutluluktan uçuyorduk. Aycan çok heyecanlıydı. Güzel insanlar ülkesine gidiyoruz diyordu. Bulutların üzerinde, rüyada gibiydik. Fakat bu rüya uzun sürmedi. İstanbul Havaalanı'nda polisler araman var diye beni tutukladılar. Ben polislerin arasında giderken eşimle göz göze geldik. Aycan öylece havaalanında kala kaldı. Hiçbir yer, hiçbir telefon bilmiyordu. Nereye gidecekti, ne yapacaktı? Beni Konya'ya götürdüler. Konya'da gece yarısı nezarete attılar. Eşimle 18 gün boyunca görüşemedik. Nezarette durmadan ağlıyordum. Aycan ne yaptı acaba? 18 gün sonra hesabıma para yattı. Baktım Aycan yatırmış. O zaman rahatladım. Beni bulduğunu anladım. O ana kadar sessizce eşinin anlattıklarını dinleyen Aycan'a, ''Peki sen ne yaptın, nasıl buldun Azad'ı?'' dedim. Havaalanında çaresiz bir halde beklerken uzaktan bir gencin bana doğru geldiğini gördüm. Yanıma gelince bana, ''Siz Türkmensiniz galiba, ben Azad adında birini bekliyordum, çıkmadı.'' dedi. ''Ben Aycan, Azad'ın eşiyim.'' dedim. Meğer Azad'ın öğrencisiymiş. Azad ona, ''Ben evlendim, Türkiye'ye geliyorum, bizi karşılayabilir misiniz?'' demiş. Benim hayalimdeki Türkiye bu değildi. Türkiye benim için güzel insanlar ülkesiydi. Bizim Türk öğretmenlerimiz, abilerimiz, ablalarımız melek gibi insanlardı. Ben Türkiye'yi onlar üzerinden tanımıştım. Bir keresinde Türkmenistan'da efsane gibi bir haber dolaştı. O haber Türkmenleri derinden sarstı. Eyüp Bey ve eşi Ayşe Hanım, o günlerde büyük bir mahrumiyet bölgesi olan Türkmenistan'a hicret etmek için devletteki görevlerinden istifa ediyorlar. Sırtında ağır bir yük taşıyan yorgun bir insan gibi ağır ağır akan Sakarya kıyılarından koparak geçmişte büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Merve geliyorlar. Ayşe Hanım daha uçaktayken ediyor duasını. ''Ya Resulallah, sen Mekke'den Medine'ye göçtün diye biz de Türkiye'den Türkmenistan'a göçüyoruz. Sen ne zorluklarla, çölde güneşin bağrında, deve sırtında, aç susuzdun, bizse uçakla gidiyoruz. Allah'ım sen hicretimizi lütfunla kabul eyle.'' Ayşe Hanım çölü bekleyen sahabe türbelerini görünce çok duygulanıyor. ''Bu topraklarda ölürsem beni bu sahabelerin yanına gömün, ne olur. Bir umut onlarla haşrolmak istiyorum.'' diyor. İkamet edecekleri evde ise tahayyül edilebilecek her türlü yokluk onları beklemektedir. Camlar kırıktır, kapılar tam kapanmamaktadır, yemek pişirecek tencereleri yoktur. Yeni bağımsızlığına kavuşan, henüz kurulmakta olan ülkede mağazalar bomboştur. Birkaç gün buldukları bir tencerede pişirip kapağında yiyorlar. Çocukların üstü başı kirleniyor, ne bir leğen vardır ne de su. Kirli diye çıkardığı çamaşırları o kadar da kirli değilmiş diye tekrar tekrar giydiriyor çocuklarına. Yıkanan çamaşırları asacak ip bile bulamıyorlar. Yatakları olmadığı için günlerce betonun üzerindeki halıda yatıyorlar. Eyüp Bey, okulun yetişmesi için sabah 7 gece 2 mesaisi yapıyor. Bir akşam evlerine misafirler davet ediyorlar. Ayşe Hanım, bir yandan eve gelen Türkmen talebelere Kur'an öğretmekte, diğer taraftan mutfağa girip çıkmaktadır. Bir anlık dalgınlıkla küçük Zeynep'in bir kuş gibi camdan aşağı uçuverdiğini görüyor. Çığlık çığlığa koşuyor aşağıya. Küçük Zeynep kanlar içerisinde baygın yatmaktadır. Komşu kadın Tilla Hanım'ın da yardımıyla kanlar içindeki küçük Zeynep'i hastaneye uçuruyorlar. Eyüp Bey bütün aramalara rağmen bulunamıyor. Akşam eve ilk kez gelecek misafirler için çarşı pazar, tabak, çanak peşindedir. Acı haberi aldığında önce okuldan bir talebenin düştüğünü sanıyor. ''Eyvah, bu çocuk bize emanetti, sahip çıkamadık.
ya binbir emekle açılan okullarımızı kapatırlarsa, ya hicretimiz yarım kalırsa diye acı ve endişeyle kıvranıyor. Doğruca okula koşuyor. Kapıdaki bekçi, düşen okuldan bir öğrenci değil, sizin kızınız Zeynep deyince, dudaklarından bütün Türkmenistan'ı sarsan şu sözler dökülüyor. Allah'ım, çok şükür benim kızımmış. Eyüp Bey günlerce yoğun bakım odasının kapısında biricik Zeynep'inden gelecek haberi bekliyor. Zeynep bir daha o güzel dudaklarıyla baba diyecek midir? Babacığım, ne olur geceleri biz uyumadan gel, biz seni özlüyoruz diyecek midir? Doktorlar umut vermeyince kefenini biçiyorlar. Lakin daha kefen giyecek yaşta değildir. Sahabe mezarlarının yanına Zeynep için küçük bir mezar kazıyorlar. Zeynep 2 ay sonra yalnızlığımıza doğan Ramazan hilali gibi gülümsüyor. Zeynep büyüyor, Zeynep Medine'ye gelin gidiyor. Lakin biz Türkmenler hala bu olayın tesirindeyiz. Bir baba canı gibi sevdiği kızı için nasıl olur da çok şükür benim kızımmış der. O gün anladık ki bu öğretmenler okullarını ve bizi canlarından bile daha çok seviyorlar. Biz de o sevgiye layık olmaya çalışıyoruz. Bütün dünya bir tarafa gitse, öğretmenlerimiz bir tarafa gitse, biz bizi canı gibi seven öğretmenlerimizle gideriz.